Geride bıraktığımız hafta Halk Bankası'nda pazar gecesi patlayan bir skandal vardı. Ben o skandalla ilgili yeni bilgilere ulaştım. Önce isterseniz onu söyleyeyim. Biliyorsunuz Halk Bankası'nda geride kalan günlerde pazar gecesi daha doğrusu birdenbire döviz kurlarında inanılmaz bir düşüş yaşanmış ve internet üzerinden satış yapılmıştı. Şimdi tabii bunu artık kamuoyu biliyor. Yeni bilgiyi şöyle paylaşayım. Az önce de Twitter'da yazdım. O skandalın yaşanacağı gün Halk Bankası yönetimi kendi personeline bir mail atıyor ve talimat veriyor. Deniliyor ki mesai saati dışında döviz alan personelimiz hakkında işlem yapılacaktır, soruşturma başlatılacaktır. O gün bu mail geldiğinde çalışanlar buna bir anlam veremiyorlar. Çünkü ilk kez böyle bir maille karşı karşıya kalıyorlar ve üzerinde de çok durmuyorlar. Ancak gece yarısı ucuz, daha doğrusu düşük fiyatlara döviz satışı başlayınca, döviz kurları birdenbire düşürülünce herkes şu yorumu yapıyor. Bankacılık deyimiyle deniliyor ki, ha demek ki birilerine koridor açıldı. Peki personel neden bunun dışında ısrarla tutuluyor? Çünkü yapacakları açıklama şu, denilecek ki kamuoyuna. Barış Bey, araya girmek istiyorum. Evet. Koridor açılıyor diyorsunuz. Biraz daha detaylandırabilir misiniz? Birileri zenginleşiyor mu bu yolla? Tabii ki şimdi düşünün, gece çok geç saatlerde kimsenin internette olmadığı, döviz kurlarını çok fazla insanın takip etmediği, hatta takip etmeyi aklına bile getirmediği bir saatte siz eğer doları piyasanın çok altında satmaya başlarsanız belli ki bundan haberi olan bir kesim var, birileri var. Yani o gece kaç milyon dolar satıldı, kimler aldı, bunlar hala Halk Bankası tarafından açıklanmadı. Buna bankacılık sisteminde bu tür işlemlere koridor deniliyor. Yani birilerine koridor açılmış, önü açılmış ve oradan yürümeleri sağlanmış.